Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye her geçen gün yerli ve milli bir şekilde savunma sanayi alanında elini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yaşanan gelişmeler bizleri fazlasıyla sevindirip mutlu ederken, bazı kesimleri de bir hayli rahatsız ediyor. Rahatsız olmalarının sebebi de çok net bir şekilde belli aslında. Durdurak bilmeden, yerli ve milli bir şekilde gelişmeye ve büyümeye devam eden bir Türkiye'nin karşısında, elleri kolları bağlı bir şekilde hala dışarıdan gelecek yardımları bekliyorlar. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği bir platformdan bahsetmek istiyorum bugün. Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen, Türkiye'nin ilk milli gemi savar füzesi Atmaca için artık herkesin heyecanı doruk noktasına ulaşmış durumda. Mavi Vatan'ın çelik kılıcı olarak adlandırılan Atmaca füzesi resmen görünmezlik zırhıyla donatıldı. Aynı zamanda birçok yeteneği de bünyesine kattı. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca gemi savar füzesinde güncelleme ve geliştirme çalışmaları devam ederken, öğrenilen bilgiler bizleri oldukça heyecanlandırmayı başardı. Aynı şekilde Mehmetçik de bu füzenin bir an önce kullanıma alınmasını istiyor. Atmaca, yurt dışında da tüm hava şartları altında etkin bir şekilde görev yapabilme, elektronik karşı tedbirlere karşı yüksek dayanıklılık, tekrar hedefleme, görev sonlandırma yeteneği, hedef güncelleme yeteneği ve ileri görev planlama kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda Atmaca bu özellikleri sayesinde hareketli ve hareketsiz hedeflere karşı oldukça etkili bir performans sunabiliyor. Atmaca gemi savar füzemiz bu saydıklarımız haricinde ataletsel ölçüm birimi, radar altimetre, küresel konumlandırma sistemi ve barometrik altimetre gibi donanımlarla donatılmıştır. Bu sistemler vasıtasıyla ve aktif radar arayıcısıyla hedefini oldukça yüksek bir doğrulukta tespit edebilir. 220 kilometreden fazla menzile sahip olduğu bilinen Atmaca gemi savar füzesi, yaklaşık olarak 88 kilogram TNT patlayıcısıyla eş değer olan yüksek patlayıcılı ve parçacık etkili bir harp başlığıyla donatılmıştır. Bu harp başlığı sayesinde de hedefini gözlem hattının ötesinde dahi tehdit edebilmektedir. Bünyesinde barındırdığı veri linki sayesinde ise Atmaca, hedef değiştirme, görev sonlandırma ve tekrar saldırma gibi özelliklerine kavuşmuş oldu. Özellikle Yunanistan'la aramızda yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz gerilimlerine bakacak olursak, Roketsan tarafından geliştirilip üretilmiş olan Atmaca gemi savar füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan en kritik silah sistemlerinden biri olacaktır. Atmaca gemi savar füzesi, küresel konumlama sistemi yani GPS'ten bağımsız bir şekilde kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle başarılı bir şekilde atış gerçekleştirdi. Böylelikle Atmaca gemi savar füzesi görünmezlik zırhıyla da donatılmış oldu. Bu kabiliyetin üzerine bir de sahip olduğu oldukça düşük radar iziyle birlikte Atmaca artık resmen görünmez bir füze haline geldi diyebiliriz. Hem düşük radar izine sahip hem de oldukça yüksek bir hassasiyetle hedeflerini imha edebilen Atmaca gemi savar füzesinin bildiğiniz gibi kara versiyonu da geliştiriliyor. İlk defa İDEF 2019 fuarında sergilenen füzenin Türk Deniz Kuvvetleri'nde kullanılan Harpun füzelerinin yerini alması planlanmaktadır. 2009 yılında başlayan proje, Kasım 2018'deki ilk başarılı testinden sonra Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında yapılan anlaşmayla seri üretim aşamasına gelmiştir. Sistemin önce Milgem sınıfı deniz araçlarına, daha sonra da tüm yüzen unsurlara entegre edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda sistemin karadan karaya versiyonunun kara araçlarına entegre edilip kıyı savunma birliklerinde kullanılması da öngörülen çalışmalardan biridir. Füze, deniz hedefleri dışında denizden karaya hedefler için de kullanılabilecektir.
füzede Fransız yapımı TR-40 turbojet motoru kullanılıyor. Ancak Kale Arge yapımı Milli Kale KTJ-3200 motorunun entegrasyonu ve tedariği için İDEF 2021'de sözleşmeler imzalandı. Ağustos 2021'de Roketsan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atmaca'nın kara varyantını tanıtmış oldu. Böylelikle Atmaca karadan karaya hedefleri vurma özelliğini de kazandı. 1 Temmuz 2020 tarihinde Sinop'ta yapılan test atışında Atmaca füzesi 200 kilometrenin üzerinde bir mesafede bulunan hedefini başarıyla vurdu. 3 Şubat 2021 tarihinde Atmaca gemi savar füzesi Sinop'ta TCG Kınalı Ada Korveti ile canlı harp başlığı kullanılarak yapılan test atışında hedefi başarıyla vurdu ve bu Atmaca gemi savar füzesinin seri üretime girmeden önce yapılan son test atışı oldu. 18 Haziran 2021 tarihli kalifikasyon test atışında seri üretimden çıkan ilk Atmaca gemi savar füzesi ilk kez TCG Işın gemisini vurarak canlı bir gemiyi vurmuş oldu. Son olarak Ağustos 2021'de Roketsan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atmaca'nın kara varyantını tanıttı. Böylelikle Atmaca'nın karadan karaya hedefleri vurma özelliği de kamuoyunca öğrenilmiş oldu diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.